Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Mart Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'nda ana yol üzerindeyiz. Sağ tarafımız Hürriyet Mahallesi, sol tarafımız da Cumhuriyet Mahallesi ile Fatih Mahallesi. Hemen bu bina altında şu an işçiler depremden geriye kalan malzemelerini çıkarmaya çalışıyorlar. Onları çekeceğim. Onlarla kısa bir röportaj yapacağız. Bu bina bildiğim kadarıyla Atayıkların binasıydı. Maalesef bu binada çok fazla can kaybı oldu. Çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Evet, binadan geriye kalanlar maalesef bunlar. ...6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Adıyaman. İlçelerden diğeri de Gölbaşı'ydı. Gölbaşı ilçesindeyiz. Buradaki durumları aktarmaya çalışıyoruz. Tabii 2 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sonrasında burada bir taraftan da insanlar şu an yağmurla ve yağışla mücadele etmeye çalışıyorlar. Evet, şimdi bu binanın alt tarafında bulunan depodan işçiler depremden geriye kalan malzemelerini çıkarmaya çalışıyorlar. Hocam geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hemen. Ben şimdi kamera için buradaki insanlardan birine rica edeceğim. Hocam sizden ricam, kamera için yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Şöyle bir tutalım. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Malumunuz 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında en çok etkilenen ilçelerden bir tanesi de Adıyaman Gölbaşı ilçesiydi. Evet, maalesef. Bu bina depremde yıkılan binalardan bir tanesiydi. Şu an siz burada galiba depremden geriye kalan malzemeleri çıkarmaya kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Kurtarabildiğimiz kadar. Anlatabilir misiniz? Yani benim evim tek katlı, müstakil bir ev. Cezaevim orada oturuyorum ben. Evet, Hürriyet Mahallesi'nde. Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorum, evet. Deprem olduğunda zaten bir anda telaşla bir savrulduk oradan buraya, oradan oraya. Evet. Zar zor ayağa kalktık, düştük, kalktık, düştük ama dışarı attık kendimizi bir şekilde. Dışarı attık. Bu sefer benim bir kız kardeşim vardı. Şeyin orada, postanın orada oturuyor. Yani aklıma hemen onlar geldi tabii ki telaştan. Evet. Çıktık geldik. Ya şu binayı gördük şurada, Seç Market'in orada. Feryat, figan, sesler. Evet. Ya kurtarmaya çalışacaksın ama benim orada kız kardeşim var. Biz de oraya koştuk, koşarak gittik. Geldik burayı gördük. Yani sanki böyle şey olmuş yani. Savaş olmuş. Can kaybımız olmadı can değil mi depremde? Can kaybım, 2 tane yeğenim öldü benim de. 2 tane yeğenimiz vefat etti. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Evinizin hasar durumu ne şu an? Ağır hasarlı benim. Ağır hasarlı. Ben burada ikamet etmiyorum. Evet. Konya'da bir yere gittik, bir köy. Evet. Kasaba. Evet. Orada sağ olsunlar bize muhtarımız falan ilgilendire bir ev verdiler. Tamam. Orada kalıyoruz. Şimdi galiba burada çalışıyordunuz siz. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Yani buradan mallarımızı topluyoruz. Artık kurtarabildiğimizi tekrar iade edeceğiz. Evet. Çünkü bunlar hep borçtan alınmış mallar. Evet. Tekrar edeceğiz ki borcumuzdan düşürsün en azından. Evet. Şu anda bir iş yapacağımız yok yani. Evet. Yapamıyoruz. Yani bir esnaf olarak, bir çalışan işçi olarak Gölbaşı'nda sizin öngörünüz nedir? Sizce ne kadar zamanda toparlanır ve süreç, eski işler kaldığı yerden devam eder? Şu anki görünüşe göre toparlanma yani 2-3 yılı bulur diye düşünüyorum ben. 2-3 yılı bulur. Evet. Anladım. Tamam hocam, çok çok geçmiş olsun. Ben biraz da bir içeriden görüntü almaya çalışayım, bakayım. Sağ olun. Depremden geriye neler kalmış, insanlar neleri kurtarmaya çalışıyorlar. Hemen şöyle bir bakalım. Yani burada maalesef yaşanan deprem felaketinden sonra bir taraftan da esnaf arkadaşlar depremden geriye kalan malzemelerini kurtarmaya çalışıyorlar. Burada inşaat malzemelerinin olduğu bir depoydu burası. Evet. Şu an Adıyaman Gölbaşı ilçesinde son durumlar bu şekilde.